Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir dizi incelemesi için toplanmış bulunuyoruz. Bu dizi tahmin eder misiniz, etmez misiniz bilmiyorum. Ben de yeni başladım ve hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istedim. Popüler de bir dizi sanırım. Dizimizin adı Peaky Blinders. Peaky Blinders'ı aslında Ramazan ayında yeğenim Güray gelmişti. Onunla birlikte izlemeye başlamıştık ama bana ilk başta biraz sıkıcı geldi açıkçası. Bir de biz telefondan yansıtma yöntemiyle televizyona yansıtmıştık. Sürekli kapanıp duruyordu. Sorun yaşadığımız için ben de çok sıkıldım ve izleyemedim. Yani algım dağıldı. Sonra ilk bölümünü izlediğimde bayağı bir hoşuma gitti. Çünkü böyle mafyalı şeyleri severim. Beni tanıyanlar tanır. The Godfather'dan biliyorsunuz. Mafyalı şeyleri severim. Yani mafyatik dizileri severim. Suç, cinayet, mafya, polisiye, böyle bu tür filmleri, dizileri, kitapları severim. Peaky Blinders da onlardan biri. Ama biraz uyarmam gereken konular var. Belki herkes sevmeyebilir. Bilmiyorum. Ben çok sevdim. Yani şimdilik beğendim. Ben ilk bölümünü falan izledim bu arada. İlk sezonunu bitirdiğimde daha sağlıklı bir yorum yapacağım ama bunu sizlerle de paylaşmak istediğim için önce bir video çekmek istedim bu konuyla ilgili. Peaky Blinders geçmiş zamanda işlenen bir konu. Yani sanırım gerçek bir hikayeden alıntıymış diye duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu arada kitabı da çıkmış diye duydum. Ama o sanırım doğru bir bilgi. Peaky Blinders bir mafya yapılanmasını, bir mafya ailesini, geçmiş zamanda kurulmuş bir mafya ailesini konu alan bir dizi. Aksiyon, romantizm de barındıran, macera pek diyemeyebiliriz ama bazı silahlı çatışmalar, bazı olaylar, böyle siyaset de var işin içinde. Tabii o siyaset kısmı muhtemelen kurgudur, bilemiyorum. Yani o dönemin siyasetiyle aynı mı bilemiyorum ama geçmiş bir dönemde konu alınmış bir mafyatik dizi. Ve ben gerçekten Thomas Shelby'yi birazcık sevdim. Yani şey olarak değil, hani tip olarak da yakışıklı, evet okey. Ama hani ben tip olarak aşık oldum falan demiyorum. Sadece böyle cool tavırları çok hoş. Giyim tarzı gerçekten çok güzel. Hani o dönemin giyim tarzı çok hoşmuş gerçekten. Bayağı bir hoşuma gitti. Ama ben tabii ki şeyle The Godfather'la benzerlikler hissettim. Yani böyle copy paste olarak değil. Tabii ki ikisi de aynı türde dizi ve filmler oldukları için tabii ki biraz benzerlikler olacak. Ama anladığım kadarıyla bu tür ailelerde, yani bu tür mafya yapılanmalarında aile her şeyden önce geliyor. Yani bunu The Godfather'da daha iyi anlamıştık zaten. Baba filminde her zaman bu vurgulanan bir konuydu. Aile her şeyden önce gelir. Aileni hiç kimseye karşı, hani hiç kimseye aileni karşı tutma. Aileni sırtını dönme. Aile zaten her zaman en önemli kişilerdir. Aile en önemli şeydir. Bunu görmüştük. Peaky Blinders'da da bu var ama aile içi ihanetler de tabii olabilir. Yani The Godfather'daki olaylar gibi. Birazcık işte benzetmemin sebebi o ama dizi için şu kadarını söyleyebilirim. Çünkü ben çok fazla izlemedim, dediğim gibi. Bir iki bölüm izledim. Biri bölümü tamamıyla izledim. Birkaç bölümü de böyle çat pat izledim. Ama etraflıca izlemeye çalışacağım, yani devam edeceğim. Çünkü ilgimi çekti. Böyle tansiyonun hiç düşmediği, heyecanın hep diri tutulduğu bir dizi diyebilirim. Ben normalde böyle geçmiş zamanlarda, tarihi olarak böyle geçmiş zamanlarda geçen, yaşanan ve işlenen şeyleri okumayı da izlemeyi de sevmem. Hani dizi, film, kitap olarak. Ama Peaky Blinders hoşuma gitti. Yani bunlardan istisna olarak bahsedebilirim. Çünkü mesela ben fantastik de çok sevmem ama Lucifer hoşuma gitmişti. Tarihi romanları okumayı sevmem. Tarihi filmleri, dizileri, ama işte Peaky Blinders onlardan biraz farklı. Akıcı her şeyden önce. İlk başladığında biraz durağanlık var. Ama kendinizi kaptırdığınızda ve olayı anladığınızda gerçekten çok güzel olduğunu, çok akıcı olduğunu anlıyorsunuz. Sadece ben sezonlardan birinde olacak bir şeyle ilgili spoiler yedim yeğenimden. Ona birazcık üzüldüm. O da Thomas Shelby'nin aşk hayatıyla ilgili. Ona çok üzüldüm. Keşke öyle yapmasaydın Thomas.
Ama ne yapalım? Ben gerçekten yakıştırıyorum bu arada. Dizideki sarışın kızla adını unuttum. Thomas Shelby'yi. Ama başlangıçları biraz kötü oldu. Yani izlediğinizde anlayacaksınız. Kızın o bayağı bir işleri sarpa saracak gibi. O yüzden izleyin ve görün diyeceğim. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Dizi incelemelerini çok uzun tutmak hoşuma gitmiyor. Zaten izleyip tadını almanız daha önemli benim için. Video eğer hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.